Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Selim Hoca. Madde ve özellikleri ünitesinden öz kütle ile beraberiz arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda hatırlarsanız kütle ve hacim değerlerinin maddenin ortak özelliği olduğu, ayırt edici özellik olarak kullanılmayacağını ve bunların birbiriyle olan ilişkisini incelemiştik. Bugünkü dersimizde arkadaşlar kütle hacim ilişkisinin ortaya çıkaracağı sonuç, yani öz kütleye bakacağız. Öz kütle dediğimiz ifade arkadaşlar maddenin ortak özelliği, yani cisimlerin karakteristik özelliklerini belirleyecek olan özelliktir. Nedir? Bizim demire, bakıra, suya, tahtaya bu tür ifadeleri birbirinden ayırt eden özellik nedir arkadaşlar? Öz kütledir. Ama tabi bu durumda ne şarttır? Sabit sıcaklık ve basınç olması lazım. Öz kütleleri farklı olan iki ifade, sıcaklık eğer sabit değilse, sıcaklık değerleri birbirinden farklıysa öz kütleleri aynı çıkabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Öz kütlenin ayırt edici bir özellik olabilmesi için sabit sıcaklık ve basınç altında olması lazım. Şimdi dersimize başlayacak olursak gençler, ne diyoruz? Kütle hacim ilişkisi. Kütle hacim ilişkisi dediğimiz zaman arkadaşlar karşımıza ne çıkıyor? Öz kütle çıkıyor. Öz kütle dediğimiz ifade birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? D harfiyle, küçük D harfiyle gösterilir. Uluslararası birim sistemde birimi kilogram bölü metre küptür. Kilogram neyin birimiydi arkadaşlar? Kütlenin. Hatırlayan varsa temel büyüklüklerden ya da bir önceki madde ve özellikleri videomuzdan. Metreküp neyin birimiydi arkadaşlar? Metreküp hacmin birimiydi. Bundan dolayı kilogram kütle metreküp hacim ise biz kütleyi M harfiyle, hacmi de V harfiyle gösterdiğimiz zaman arkadaşlar M bölü V dediğimiz ifade bize neyi veriyor? Öz kütleyi veriyor diyoruz. Yani öz kütlenin rakamsal olarak denklemi D eşittir M bölü V'dir. Uluslararası birim sistemde kilogram bölü metreküp olmasına rağmen arkadaşlar biz sorularımızda ya da fizikte kilogram bölü metreküp yerine gram bölü santimetreküp daha çok tercih ediliyor. Nedeni ise daha küçük sayılar, daha küçük ifadeler ortaya çıkmasındandır. D eşittir M bölü V ifadesinde, yani kütle bölü hacim ifadesi bize öz kütleyi verdiği gibi arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak kütlede D çarpı V olarak karşımıza çıkar ki bu daha rahat öğrencilerin aklında kalıyor arkadaşlar. Kütle neye eşittir? Kütle D'ye eşittir şeklinde aklımızda tutabiliriz ki öz kütle sorularının çoğunu, ağır soruların, problem sorularının çoğunu arkadaşlar kütle eşittir öz kütle çarpı hacim denklemiyle daha rahat, daha kolay bulabiliriz. Öz kütlenin bir diğer özelliği arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Aynı zamanda türetilmiş bir büyüklüktür. Çünkü yönü yoktur öz kütlenin arkadaşlar. Türetilmiş bir büyüklük olması da birden fazla temel büyüklüğün birleşmesiyle karşımıza çıkar. Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir gençler. Az önce bahsetmiştik. Kütle ve hacim ayırt edici bir özellik değil, ortak özelliktir. Ama kütle ve hacim ilişkisi bize neyi veriyor? Öz kütleyi. O da maddeler için ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Tabii nerede? Sabit sıcaklık ve basınç altında. Öz kütle arkadaşlar formülünde kütleye ve hacme bağlıymış gibi gözükse de madde miktarına bağlı değildir. Yani kütle arttıkça hacim de artar ya da hacim arttıkça kütle de artar. Bundan dolayı öz kütle madde miktarına bağlı değildir diyoruz. Sabit sıcaklıkta bir maddenin hacmi arttıkça kütlesi de artar. Bundan dolayı madde miktarına bağlı değil diyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde kütle ve hacim grafiğini inceleyecek olursak az önce dediğimiz gibi sabit sıcaklık altında eğer bir maddenin hacmi artarsa kütlesi de artar. Ve şu şekilde düşünün, hacmi V olan bir maddenin kütlesi M ise ben hacmini 2V'ye çıkarttığım zaman kütlesi ne olur arkadaşlar? 2M olur. Aynı şekilde 3V'ye çıkarttığımız zaman ne olur bu da gençler? 3M olur. Ve bu bana neyi verir? Bu bana bir doğruyu verir. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar şu şekilde düşünün, bakın eğimine bakalım. Şurası eğimdir. Eğim dediğimiz ifade tanjant alfadır. O da nedir gençler? Karşı bölü komşudur. Yani m bölü v. Nereye alırsanız alın fark etmiyor. Şuraya 2m derseniz o zaman ne olur? 2v olur. Sabit sıcaklık ve basınç altında hacim arttıkça kütle de artar. Ne olur bir diğerini alırsak arkadaşlar? 3m bölü 3v. Hepsinin sadeleşmesi, şu katsayıları sadeleştirirsek hepsinde ne kalır arkadaşlar? M bölü v kalır ve bu da kimi veriyordu zaten? Öz kütleyi veriyordu diyoruz. O zaman kütle hacim grafiği, doğrusal olan kütle hacim grafiğin eğimi bize neyi veriyor arkadaşlar? Öz kütleyi veriyor. Şuna dikkat etmemiz lazım bakın. Hacim artıyor. Hacim arttığı zaman öz kütlenin artması lazımken değişmiyor. Ya da kütle artıyor. Kütle artarken formüle göre öz kütlenin artması gerekirken değişmiyor. O zaman ne diyoruz? Öz kütle madde miktarına bağlı değildir. Kütle istediği kadar artsın, öz kütle sabittir bir madde için. Ya da hacim istediği kadar artsın, sabittir. Bakın onların grafiğini de şu şekilde çizersek m ya da 2m kütleri ya da 3m kütleri fark etmiyor. Hepsinde de öz kütle nedir arkadaşlar? Sabittir ve d kadardır. Ya da hacmi artırırsak v, 2v, 3v dersek de ne diyoruz arkadaşlar? Öz kütle sabittir ve d'dir. Hacim veya sabit sıcaklık ve basınç altında hacim veya kütlenin artması öz kütleyi etkilemez diyoruz. Eğer sıcaklık sabit değilse arkadaşlar bunlar değişkenlik gösterebilir. Şöyle ilerlemeden öğrendiğimiz kısımla ilgili birkaç tane örnek çözecek olursak. Ne diyoruz arkadaşlar? Genellikle grafik sorusu olarak karşımıza çıkabilir bununla alakalı. KVL sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre K'nın öz kütlesinin L'nin öz kütlesine oranı. Ne diyoruz arkadaşlar? DK dediğimiz ifade MK bölü VK'dır. Yani K'nın kütlesinin hacmine oranı. Grafik sorularında arkadaşlar kesişim noktalarındaki kütle ve hacim alındığı zaman hangisi alınırsa alsın, hangi nokta alınırsa alsın fark etmiyor. Aynı sonucu verir bize. Örneğin buradan 30 bölü 10 dediğimiz zaman 3 gram bölü santimetre küplük K'nın öz kütlesi. L'ye baktığımız zaman arkadaşlar DL eşittir ML bölü VL. Buradan da kesiştiği noktaya baktığımız zaman 20 bölü 30 dediğimizde 2 bölü 3 gram bölü santimetre küp. Bizden bu ikisinin oranını istiyor arkadaşlar. DK bölü DL 3 bölü 2 bölü 3. Matematiksel işlem yaparsak birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılır. O da ne olur? 9 bölü 2 olur. Dikkat edin birim yazmıyoruz. Çünkü aynı iki ifadeyi birbirine böldüğümüz için birimi gitmiştir. Sadece direkt cevabımız 9 bölü 2 olur. Bir diğer örneğimizde arkadaşlar ne diyor? Öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olan özdeş 5 bilye. Demek ki bunların öz kütlesi D bilye neymiş arkadaşlar? 4 gram bölü santimetre küp. Öz kütlesi 3 bölü 2 olan sıvıya bırakılıyor. Kaptan 60 gram sıvı taşıyor. Bakın gençler aldık bu küreleri şuraya 1, 2, 3, 4, 5 tane küreyi şuraya bıraktık. Kaptan 60 gram sıvı taşıyor. Taşan sıvı olduğu için arkadaşlar hemen şuradan D sıvı eşittir M sıvı bölü V sıvı dersek. Sıvının öz kütlesi kaçtı gençler? 3 bölü 2. Ne kadar taşmış? 60 gram. Hemen hacmini bulabiliriz. Neden hacme yöneliyoruz arkadaşlar? Bir önceki videomuzda hatırlarsanız hacim konusunda taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Ben buradan kaç santimetre küp sıvı taştığını bulursam bu bilyelerin hacimlerini bulabilirim. Şöyle sadeleştirdim arkadaşlar. 3'e böldüm. Burada 20 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda V eşittir 40 santimetre küp. Bu nedir arkadaşlar? 5 bilyenin hacmi. 5 bilyenin hacmi. O zaman şu şekilde alırsak V bilye eşittir. Küresel olduğu için arkadaşlar bilyeler 4 bölü 3 pi r küp dersem 4 bölü 3 pi r küp dersem kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. O zaman ben bunu 5 ile çarparsam 5 çarpı 4 bölü 3 pi r küp dersek eşittir kaça olur arkadaşlar? Eşittir 40 olur. Şuradan sadeleştirmeleri yaparsam ya da direkt hacmi bulursam şöyle sadeleştirdiğimde 4 bölü 3 pi r küp eşittir 8 santimetre küp. Yani bir tane bilyenin hacmini 8 santimetre küp olarak buldum. Benden ne istiyor? Bir bilyenin kütlesi. O zaman d eşittir m bölü v'den. D bilye ne kadardı arkadaşlar? 4. Kütleyi bilmiyorum. Hacmi 8 buldum. Bir bilyenin hacmini içler dışlar çarpımı yaparsam bir bilyenin 32 gram olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Bir diğer örneğimizde arkadaşlar yine grafik sorusu. Hacim kütle grafiği verilen KLM maddelerin öz kütlelerini karşılaştırınız. Şimdi şu ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar D eşittir M bölü V. Hacim kütledir. Dikkat edin, kütle hacim de verebilir. Kafanızı karıştırmasın. Şu şekilde bir doğru çizerseniz. Şöyle bir doğru çizerseniz. Yani hepsinin kütlesini sabitlerseniz M'de. Kütleyi sabitlediğim zaman o zaman ne diyorum arkadaşlar? Hacmi küçük olanın öz kütlesi büyüktür. K'nın hacmi şurada. L'nin hacmi şurada. M'nin hacmi burada. Hangisinin hacmi küçük arkadaşlar? M'nin hacmi küçük. O zaman M'nin hacmi küçük olduğuna göre demek ki M'nin öz kütlesi en büyüktür. DM büyüktür. DL büyüktür. DK. Bu şekilde sıralayabiliriz. Bir diğer örneğimize baktığımızda gençler ne diyor? Yarıçapı 2 santim, yüksekliği 20 santim olan silindirik şeklindeki kap öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile dolduruluyor. Sıvının kütlesi kaç gramdır? D öz kütle dediğimiz kütle bölü hacim değil miydi gençler? Öz kütle belli 0,8. Kütleyi zaten benden soruyor. Hacim de silindir olduğu için pi r kare h. Neden? Çünkü sıvılar içerisine konuldukları kabın hacmini alırlar. Şeklini alırlar. Bundan dolayı aynı bu şekilde geliyor. 0,8 eşittir. M'imiz belli değil. Pi 3 alınız. Yarıçap 2. Yüksekliğimiz 20. Buradan da arkadaşlar 0,8 eşittir. M bölü. Çarptığımız zaman ne gelir gençler? 6, 20, 120. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,8 çarpı 120 bana bu sıvının kütlesini verir diyoruz. O da 8'ler giderse 96 gram bu sıvının kütlesi olur diyoruz. Bir diğer sorumuza baktığımız arkadaşlar şekildeki dereceli silindir su ile dolu iken 150 gram gelmektedir. Su ile dolu iken 150 gram gelmektedir. Bakın arkadaşlar silindirin kendi kütlesine M silindir, suyun kütlesine de M su dersek. Yani M su artı M silindir eşittir 150 gram diyebiliriz. Peki şurada suyun hacmi ne kadar arkadaşlar? 100 mililitre. 100 mililitre dediğimiz zaman bunu ne yapmamız gerekiyor gençler? Santimetre küp ya da metre küpe çevirmemiz lazım. Hatırlarsanız gençler 1 litre 1 desimetre küp değil miydi? Aynı şekilde 100 mililitre de 1 santimetre küpe eşittir. O zaman demek ki şu ifadeye baktığımız zaman 1 mililitrede arkadaşlar 1 mililitrede 1 santimetre küpe eşittir. O zaman buna baktığımız zaman nedir gençler bunun hacmi? Bunun hacmi ve su 100 santimetre küptür. Çünkü 100 mililitre 1 santimetre küpe denk geliyordu. O zaman D su eşittir M su bölü V su dersek suyun öz kütlesini soru 1 olarak vermiş bize. Kütlesini bilmiyoruz. Hacmini biz bulduk 100 santimetre küp. O zaman suyun kütlesi ne olur arkadaşlar? 100 gram olur. Getirip denklemde yerine yazarsam 100 gram artı M silindir eşittir 150 dersem silindirin kendi ağırlığı ne kadar gelir? 50 gram gelir. Bu kalsın elimizde. Sorumuza devam edelim. Ne diyor? Aynı silindir X sıvısıyla doldurulursa MX artı m silindir. Ne kadar geliyormuş gençler? 100 gram. Ben silindiri bulmuştum 50 gram. O zaman mx artı 50 şuradan yerine yazarsam eşittir 100 gram dersem x sıvısının kütlesi ne kadar gelir? 50 gram gelir. Geldiğine göre x sıvısının öz kütlesi. Peki dx eşittir mx bölü vx. Buradan da dx eşittir. Biz mx'i 50 bulduk. Kap aynı kap olduğu için kabın hacmi 100 santimetre küpüydü. O zaman dx eşittir 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp olur. Bu içerisine koyduğumuz sıvının öz kütlesi bulunur diyoruz. Gençler, suyun öz kütle hacim grafiği. Bütün maddelerde hatırlarsanız çok önemli bir özelliktir. Neredeyse sıvı maddelerin tamamı ısıtıldıkları zaman hacimleri artar. Isıtıldıkları zaman hacimleri artar. Neredeyse bütün sıvı maddelerin tamamı. Kimler bu istisnanın dışındadır arkadaşlar? Su ve bizmut. Su ve bizmut bu bahsettiğimiz olayın dışındadırlar. Şunu unutmayalım. Maddeler ısıtıldığı zaman hacimleri artar. Ama su nerede? 0 ile 4 santigrat derece arasında buna tepki verir. Yani aksine hacmi artmaz, hacmi burada azalır. Suyun 0 ile artı 4 santigrat derece arasında ısınır iken hacmi azalır. Bakın şuraya artı 4 santigrat derece dersek. Şu şekilde çizdiğimiz zaman arkadaşlar suyun hacim sıcaklık grafiği şu şekilde olur. 0 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye gelene kadar hacminde bir azalma meydana gelir. 4 santigrat derecede hacmi minimum olur ve 4 santigrat derecenin üstünde ne olur arkadaşlar? Hacminde tekrar artış başlar. İşte suyun bu özelliği gençler, suyun bu özelliği birikmiş bir su birikintisinin üstten donmasına neden olur. Ve böylece göllerde, denizlerde alt kısımda canlıların yaşam alanı oluşur. Ve 0 ile artı 4 santigrat derece arasında hacminin azalması demek arkadaşlar. Bunu ne yapar? Hacmi azalırsak öz kütlesini arttırır. 0 ile artı 4 santigrat derece arasında. Bu da ne yapar arkadaşlar? Göllerde, denizlerde suyun üstten donmasına neden olur. Ve suyun alt kısmında yaşayan canlıların bir yaşam alanı oluşmasına neden olur. Aynı şekilde öz kütleye baktığımız zaman da arkadaşlar şimdi hacimde azalma meydana geldiği için öz kütlede artış meydana gelir. Nereye kadar? Artı 4 santigrat dereceye kadar. Artı 4 santigrat derecede suyun öz kütlesi 1 olur. Artı 4 santigrat derecenin hem altında hem üstünde öz kütle nedir? 1'den küçüktür. Onun için sorularımıza çoğunlukla zaten sıcaklık konusuna geldiğimizde buzun öz kütlesini 0,5, buharın öz kütlesini 0,5 alacağız. Çünkü biri artı 4'ün altındadır, diğeri artı 4'ün üstündedir. Bu ifadeyle ilgili arkadaşlar testlerde, denemelerde karşımıza soru çıkabilir. Buna dikkat edelim. Artı 4 santigrat derecenin altında ve üstünde hacminde genleşme, büyüme meydana geldiği için öz kütlesi küçülür. Bundan dolayı suyun katısı olan buz kendi eriğinde yüzüyor. Ama dikkat edelim, kendi eriğinde yüzerken arkadaşlar çok önemli bir özelliktir. Hacminin 9'da biri suyun altındayken, üstündeyken 9'u suyun altındadır. Buna dikkat edelim. Yani 10 ve buz 9 V'si suyun altındadır, 1 V'si suyun üstündedir. Buna dikkat edelim. İleride tekrar karşımıza çıkacak bu. Evet gençler, bununla ilgili bir örnek çözecek olursak ne diyor? Aşağıda öz kütle ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Doğrudur arkadaşlar. Öz kütle skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür. Bu ifade de doğru. Öz kütleleri aynı olan iki madde farklı iki madde olabilir. Sorunun köküne dikkat edelim. Olabilir arkadaşlar. Öz kütleleri aynı olan iki madde farklı iki madde olabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Neden? Çünkü sıcaklıktan bahsetmemiş sorunun başında. Sabit sıcaklıkta dememiş. Bundan dolayı bu maddelerin sıcaklıkları farklı olabilir. Farklı olduğu için öz kütlelerini aynı noktaya çekmiş olabilir. Bundan dolayı buna da doğru diyoruz. Dikkat edelim buna, bakın. Sorunun herhangi bir yerinde sabit sıcaklıktan bahsetmediği için bu iki maddenin sıcaklığı farklı olabilir. Sıcaklıkları farklı olduğu için de farklı iki maddenin öz kütlesini aynı noktaya getirmiş olabilir. Dördüncüsü, sıcaklığı artan bir maddenin öz kütlesi kesinlikle artar. Bu kesinlik cümlesi bunun yanlış olmasına neden olur. Çünkü sıcaklığı artan bir maddenin öz kütlesi artar. Öyle bir ifade, kesin bir ifade kullanmak yanlış olur. Su 0 santigrat derece ile 4 santigrat derece arasında arkadaşlar. Buna dikkat ettiğimizde, bunun dışında 4 santigrat derecenin üstüne çıktığımızda öz kütlesinde azalma meydana geliyor. Onun için kesinlik değildir bu. Buna kesin ifadesini koymuyoruz. Bu dördüncüyü bozan kimdir arkadaşlar? Sudur, bizmuttur. Bunlar bu dördüncü ifadeyi kesinlik ifadesinin dışına çıkartır. Böylece cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 1, 2 ve 3 nolu ifadeler doğru. 4 nolu ifade kesin doğru değildir. Birden fazla maddeyi birbirine karıştırdığımız zaman arkadaşlar farklı bir madde ortaya çıkar. Yani karakteristik özellikleri farklı olan iki maddeyi ya da üç maddeyi karıştırdığımızda arkadaşlar farklı bir madde ortaya çıkar. Farklı bir madde ortaya çıktığı için de öz kütle farklı bir değere sahip olur. Mesela bir x maddesi düşünün. Kütlesi mx olsun, hacmi vx olsun, öz kütlesi dx. Y maddesi arkadaşlar, kütlesi my, hacmi vy, öz kütlesi dy olsun. Biz bu iki maddeyi karıştırdığımız zaman toplam kütle mx artı my olabilir. Toplam hacim vx artı vy olabilir. Ama toplam öz kütle dx artı dy değil, yeni bir madde oluştuğu için d karışım olur. Bundan dolayı d karışım neye eşittir arkadaşlar? Toplam kütle bölü toplam hacimdir. Yani mx artı my artı nokta nokta, fazla da olabilir. İlla ki 2 tane olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Vx artı vy artı nokta nokta şeklinde diyoruz. Eğer şayet x'in öz kütlesi y'nin öz kütlesinden büyük ise arkadaşlar, karışımın öz kütlesi büyük olandan yani dx'ten büyük, küçük olandan yani dy'den küçük olamaz. İkisinin arasında bir yerdedir. Yani d karışım küçüktür dx, büyüktür dy. Büyük olandan büyük, küçük olandan küçük olamaz. Arada bir yerdedir. Dikkat edin, ortadadır demiyoruz. Arada bir yerdedir. Şimdi arada bir yerdedir derken nerede olduğunu hacim ve kütle ilişkisiyle bir cevaplamaya çalışalım. Mesela arkadaşlar x ve y gibi iki madde düşünelim. Bu ikisinin hacmi birbirine eşit olduğu için, tam düzgün geometrik bir cisim, ikisi de küp gibi düşün arkadaşlar. Hacimleri birbirine eşit olduğu için hacim eşit. Ne diyoruz? D karışım dx artı dy bölü 2'dir. Yani tam ortadadır. Rakam verecek olursak, mesela bunun öz kütlesi 4 olsun. Bunun öz kütlesi 6 olsun. O zaman D karışım ne olur arkadaşlar? 4 artı 6 bölü 2'den 5 gram bölü santimetre küp olur. Eğer hacimler eşitse. İkinci şeklimize baktığımızda arkadaşlar, x'in hacmi y'nin hacminden daha küçük. Eğer hacimler eşit olsaydı kaç olacaktı? 5 olacaktı. Şimdi y'nin hacmi daha büyük olduğuna göre, mesela buna 4 demiştik, buna 6 demiştik. Y'nin hacmi daha büyük olduğuna göre, ne diyoruz arkadaşlar? O zaman öz kütle 6'ya daha yakındır. 6'ya daha yakın olduğuna göre o zaman D karışım eşit olsaydı 5 olacaktı. 5'ten büyüktür ama 6'dan da küçüktür. Üçüncü şekle baktığımızda arkadaşlar, bu sefer x'in hacmi daha fazla. Dikkat ederseniz kabın şekline göre, eğer eşit olsaydı 5 olacaktı. Şimdi kime yakındır? 4'e daha yakındır. 4'e daha yakındır. Ama 4'ten kesinlikle büyük olduğunu biliyorum. Çünkü aradadır. Kesinlikle eşitlik yoktur. O zaman D karışım nedir arkadaşlar? Buna baktığımız zaman, ifadeye baktığımızda 5'ten küçüktür ama 4'ten de büyüktür diyoruz buna da. Farklı iki cisim eğer eşit kütlede karıştırılmışsa arkadaşlar, mesela x ve y maddesi gibi düşünelim. O zaman iki tane dx çarpı dy bölü dx artı dy şeklinde alabiliriz. Şu üç mantığı çok iyi bilelim arkadaşlar. Hem karışımın sorularında hem de ileride basın sorularında karşımıza çıkabilir diyoruz. Şöyle bir iki örnekle arkadaşlar konumuzu, videomuzu bitirelim. Ne diyor? Sabit basınç ve sıcaklıkta K ve L maddelerinin kütle hacim grafikleri verilmiştir. K maddesi için bakalım arkadaşlar. DK eşittir. Kesiştikleri nokta demiştik. 40/20'den. Burada ne gelir? 2 gram bölü santimetre küp. DL eşittir arkadaşlar. 30 bölü 30'dan. Bu da nedir? 1 gram bölü santimetre küp. Ne demiştik arkadaşlar? Karıştırırsak D karışım kesinlikle 2'den küçüktür, 1'den büyüktür. Arada bir yerdedir. Eşitlik yoktur. Hangisi olamaz? 2 olamaz. Diğerleri hepsi 1 ile 2 arasında değerler alır diyoruz. Bir diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar kütle hacim grafiği verilen X ve Y maddelerinin X maddesinden 50 gram, Y maddesinden 40 cm3 alınarak yapılan karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diyoruz. Bunu ister orantıdan arkadaşlar, isterse de denklemle çözebiliriz. Mesela burada hemen ben dx'in öz kütlesinin 30/10'dan 3 gram bölü santimetre küp. Dy'nin de arkadaşlar 20/30'dan 2/3 gram bölü santimetre küp olduğunu bulabiliriz. Öz kütle madde miktarına bağlı olmadığı için 30 gram değil 50 gram da alsan X için yine öz kütle aynıdır. Yani dx eşittir mx bölü vx'ten 3 eşittir. Kaç gram alıyor arkadaşlar? 50 gram bölü vx'ten. Vx buradan ne olur gençler? 50/3 santimetre küp. Y için konuşursak arkadaşlar dy eşittir my bölü vy. Ne kadardır? 2/3 öz kütlemiz. Kütleyi bilmiyorum ama diyor ki 40 cm3 alsam. O zaman buradan da my eşittir 80/3 gram olur. D karışım toplam kütle bölü toplam hacim ise mx artı my bölü vx artı vy. X'in kütlesi 50 gram biliyoruz zaten. Y'nin kütlesini biz bulduk 80/3 bölü. Y'nin hacmini biz bulduk 50/3. X'in hacmini. Y'nin hacmini de 40 olarak vermişti arkadaşlar. Biraz matematiksel işlemleri yapacak olursak mesela şuradan 150/230/3 bölü 120 50 daha 170/3. Birincisini aynen yaz. İkincisini ters çevir çarp. 230/170. Küsuratlı bir değer geldi. Sıkıntı yok arkadaşlar. 23/17 D karışım gram bölü santimetre küp olur diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar formülden de bulunabilir. Oran orantından da bu soru çözülebilir. Ama değerler biraz özellikle öz kütle 2/3 olduğu için ben hiç oran orantıya girmedim. Değerler sabit olsaydı, rakamlar birbirine uygun olsaydı ben direkt oran orantıdan şu şekilde oran orantıdan çözerdim arkadaşlar. Buraya 50 derdim. Buraya kaç gelir şeklinde. Ama değerler biraz farklı olduğu için formülden çözmeyi tercih ettim. Siz diğer yoldan da çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar öz kütle bu şekilde ama öz kütlenin soru yoğunluğu çok fazladır. Çok değişik soruları vardır arkadaşlar. Bundan dolayı 3. videomuzu öz kütle ile ilgili soru çözümü yapacağız. Konuyu daha iyi anlamak için mutlaka o soruları görmeniz lazım. Yoksa burada anlatsaydık video uzayacaktı, canını sıkılacaktı. Onun için 3. bir video olarak soru çözümü yaptık. Çok farklı, çok değişik sorular var. Sınava benzer soruları da orada çözeceğiz. İnşallah o videomuzda tekrar beraber oluruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın diyoruz. Teşekkürler.